Burası NTV Arşivi. Bugünü daha iyi anlamak için dünü bilmek lazım. Geçmişi hatırlamak, okuyabilmek, gelecekle ilgili doğru adımlar atılmasına neden olabilir. Size yeşil kalp vardı diyor. Yeşil kalp. Milli selametin yola çıkartılan hakiki kalkın. Her şey bol olarak var. Çekil kampanyasını daha belediye seçimleri yaklaşıyor. 5 sene boyunca şehirleri, ilçeleri kim yönetecek? Yakında belli olacak. Şimdi sizleri zamanda bir yolculuğa çıkaracağız. Adaylar, liderler, partiler değişti ama kampanyaların ruhu hiç değişmedi. Sahip çıkacak mısınız numaralarınızı? Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu bölümde 1940'lardan tek parti döneminden başlayacağız. Menderesli, Demirelli, Karaoğlanlı yıllara uzanacağız. Özal, Erbakan, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan nasıl oy istemiş, hangi şarkıları, afişleri kullanmış onları anlatacağız. Türkiye seçimleri başlıyor. Haydi! 21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye. Haydi! Uzun aydın Türkiye NSP geliyor. Gerek siyasetçiler arasında, gerek hepimizin arasında da en genç ben. Müzikler seçimlerin olmazsa olmazı. Kimi zaman yeni besteler yapılıyor, kimi zaman da dönemin popüler şarkılarına siyasi sözler yazılıyor. Plaklı propaganda devri ise 1930'lu yılların sonunda tek parti döneminde başladı. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var. Yallah 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 tazdik Erbakan. İlk plaklı propaganda 1939 seçimleriyle başlıyor ve bu plaklı propagandanın amacı seçmenleri seçimlere davet etmek. Çünkü seçimlere katılma oranı ne kadar yüksek olursa iktidarın meşruiyeti de o kadar artacak. Peki nasıl bunu çalıyorlar? İnsanlar nereden dinliyor bunları? Belediye binalarında gramofona taş plak konuyor, seçimlere ahaliyi davet eden ve belediye hoparlörlerinden de şehre, kasabaya, ilçeye yayın yapılarak kişiler, seçmenler seçimlere davet ediliyor. Müziğin devreye girmesi 1965 seçimlerini buldu. CHP'nin ortanın solu arayışı, o seçimlerde meclise 15 vekil gönderecek olan Türkiye İşçi Partisi'nin yarattığı rüzgar, 1964'te Adalet Partisi'ne genel başkan seçilen Süleyman Demirel'in getirdiği hava seçim rekabetine yansıdı. Erdem Buri'nin yazıp Tülay German'ın seslendirdiği Yarın'ın şarkısı Türkiye İşçi Partisi tipe hediye edildi ve seçim kampanyasında kullanıldı. Böylece müzikli kampanya dönemi resmen başlamış oldu. Bir yarın olmalı, başka türlü bir şey. Bir aydın, bir güzel yarına varmalı. Liderler meydanlara her zaman müzikle inmedi. Sadece seçim vaatleri sıralanmadı. Rakip partiler hicivden bol bol nasibini aldı. Kendim seçtim, kendim buldum. Seçtiğime pişman oldum. Eyvah, eyvah. Siyaset o dönemde güler yüzlü bir siyaset. Karikatür güler yüzlü bir karikatür. Dolayısıyla rağbet gören bir araç bu, seçim aracı.
Öztürk Serengil, Rıza Pekkutsal, Şenbahriyeliler ve Ateş Böceklerinin hem siyasi hem komik plakları döneme damgasını vurdu. Pirinç pilavı beklerken haset kaldım ben Bulgur'a, eyvah eyvah. Seçimler için yüzlerce binlerce slogan üretildi ama hiçbiri 1950'de Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir" afişi kadar ses getirmedi. "Yeter söz milletindir" siyasal iletişim tarihimizin ilk ve en etkili sloganlarının başında kabul ediliyor. Bu slogan yıllar sonra Adalet, Doğru Yol, Anavatan gibi birçok parti tarafından kullanıldı. Bu sloganın yaratıcısı ise artık aramızda olmayan Selçuk Milar'dı. Komite oluşturuluyor. Komitede işte bir sürü kişi görev almış. Fakat komite uzadıkça uzuyor. Babam da sinirleniyor bir noktadan sonra. Diyor ki afiş dediğiniz diyor bir tane böyle el koyarsınız diyor. Altına da "Yeter söz milletindir" yazarsınız. Böyle olur diyor seçim afişi diyor. Celal Bayar babamı çağırıyor. "Bunu yaparsak başarılı olabilir miyiz?" diye soruyorlar. Babam da "Olur" diyor. "Yeter söz milletindir" Atatürk ve İnönü'lü afişlerden sonra ilk defa liderden bahsetmeyen, halkın bütününü kapsayacak olan ve sözü ona bırakacağını vaat eden bir partinin afişiydi. Grafik olarak berbat bir çözümleme. Yani işte el, baş parmak böyle içeride falan. Asker, subay selamına yakın bir baş parmak hareketi var. Oysa böyle "yeter" denmez yani. "Yeter" böyledir yani. Böyle "dur" denir karşı tarafa. Buna rağmen yani grafik olarak çok başarılı bir çözümleme olmamasına rağmen çok etkili olmuş. Çünkü halkın o dönemdeki daralma ve sıkışmasına çok iyi bir yanıt vermiş. Sloganın tutmasında 3 ana neden vardı. Tek parti iktidarına tepki, radyolardaki propaganda saati ve kalabalıkları tek bir hedefe yönelten vurucu afiş. Problemi tespit edip onu samimiyetle kullandığınız zaman bir iletişimde etkisi çok fazla oluyor. Yani altının dolu olması lazım. ...1960'lar Demirelli yıllardı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi 1965 ve 1969 seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. İsmet İnönü'lü CHP başarı sağlayamadı. O dönem şarkılara böyle yansıdı. Ağlama değmez paşa, çoban sülü geçti paşa. Ağlama değmez paşa, çoban sülü geçti paşa. Süleyman Demirel bu dönemde yaptıkları, yapacakları hizmetlere "su ve yol ana davamızdır" diyerek dikkat çekti. Adalet Partisi'nin aldığı oylara baktığınız zaman da genellikle kasabalarda kuvvetliydi ve taşra şehirlerinde. Bunların civarında yol ve su sorunları o zaman halledilmiş değildi ve Adalet Partisi'nin imajı da inşaatçı bir partiydi. 50'li yıllara Menderes, 60'lı yıllara Demirel, 70'lere de Bülent Ecevit damgasını vurdu. Ecevit'in İsmet İnönü'nün yerine CHP'ye genel başkan seçilmesi, ortanın solu arayışı dönemin şarkılarına ya da hicivlerine yansıdı. Genç solist Ecevit söylüyor. Gidi, koca paşam şaşırttın bizi. Sağa mı baksak, sola mı baksak, şaşırttın bizi. ...1973'te Bülent Ecevit'le ilk seçimine hazırlanan CHP popüler müzikten faydalanmaya karar vermişti. Bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, neşe getirdim sana, al kardeşim. Şenay'ın "Hayat Bayram Olsa" ve "Sev Kardeşim" şarkıları döneme olduğu gibi 1973 seçimine de damgasını vurdu. Inansa, inansa,
Henüz popüler şarkılara siyasi söz yazma akımı başlamamıştı. Ecevit'in Ak Günler'e programını açıklamasıyla da Ali Taşkesen ve Ak Günler plağı geldi. Plakta yer alan Ak Günler şarkısı CHP'nin resmi seçim şarkısıydı. Bu zor günler yakında biter, Ak Günler başlar. Bu zor günler yakında biter, Ak Günler başlar. Bülent Ecevit'in en büyük destekçisi eşi Rahşan Ecevit'ti. Ecevit'in anlattığına göre Rahşan Hanım, Türkiye'de seçim otobüsünün mucidi oldu. Mitinglerde kürsüye gidip konuşmak zor olduğu için seçim otobüsü fikrini geliştirdi ve ilk otobüsü yaptırdı. Adalet Partisi ise marş tarzını tercih etti. Mustafa Sevilen gayri resmi bir AP marşı besteledi. Ama seçimlere Yılmaz Türkoğlu imzasını taşıyan Demirel AP Marşı isimli plakta girildi. Rakipleri Demirel hakkında şarkılar yazdırdı. Onlardan birini Öztürk Serengil seslendirmişti. Aynı Öztürk Serengil, bir seçim sonra bambaşka bir şarkıyla seçmenin karşısına çıktı. Zühtü türküsüyle komüniste kanma dedi. Şehitler olmasaydı sen var mıydın Zühtü? Komüniste kanma Zühtü. Ar namus gider Zühtü. Din imanı kalmaz Zühtü. O dönemde milliyetçilik ve komünizm çatışan iki ideoloji olarak gösterilir ve komünistler eleştirilir. Çünkü komünizm o dönemde yasa dışı. Şimdiki gibi yasal bir siyasal parti kurmak o dönemde mümkün değil. Büyük bir suç. Dolayısıyla Adalet Partisi dışında oy vereceklere adeta komünistlere oy verecekler diye korkutan bir plak bu aynı zamanda. Şehitleri hatırlatan bir plak. Hatta yani eğer Adalet Partisi'ne oy vermezseniz ar namus kalmaz diyecek kadar ileri giden bir propaganda plağı. Kim söylüyor bu şarkıyı? Öztürk Serengil söylüyor. Zaten ilginçliği burada. Bir seçim öncesinde Öztürk Serengil Adalet Partisi Genel Başkanı'nı yerden yere vururken bu plakla beraber de hem Adalet Partisi'ni hem Genel Başkanı'nı yere göğe koyamıyor. Bunlara da barış getirmek için adaya gidiyorum. Kıbrıs'a çıkartma yapılmış, sağ-sol çatışmaları artmış, ekonomide 70 sente muhtaç günler başlamıştı. Dönemin afişlerinde bu konular işleniyordu. MHP'nin o dönemki tabii ki konumlandırmasına ve toplumdaki karşılığına bakmak lazım. Vurmak istediği yerde yolsuzlukları daima siyasi olarak kullanılır zaten, kullanırlar. Onu kendisine hedef olarak seçmişti o dönemde. Vatandaşlarımız masum şekilde çeşitli terör grupları tarafından katledildiler. Dolayısıyla bu atmosfer içerisinde siyasi partilerin vatandaşa söyleyebileceği barışçıl bir mesajın olması gerekir. Bu nedenle o seçimlerden hemen önce Cumhuriyet Halk Partisi silah gidecek, barış gelecek diye bir afiş yaptırmıştır. Her taraf güzel, imar edilmiş. Allah razı olsun yapanlardan. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra. 1970 yılların ortalarına doğru plaklı propaganda yerini kasetlere bıraktı. Adaylar vaatlerini, mesajlarını, konuşmalarını işte böyle kasetlere kaydedip seçmene dağıttı. 80'li yıllarsa Özal'lı yıllardı. Turgut Özal'ın partisi Anavatan o dönemin popüler bestelerini aldı, siyasi sözler yazdı ve seçim şarkısı yaptı. Arım balım teteyim, Anavatan çiçeğim, biz hem ki öleceğim, yine onu seçeceğim. Bunu dünya alem bile aşığım ben Özal. Uy Özal canım Özal, al benim oyumu.
Türkiye seçim anketleriyle ilk kez 1983 seçimleri öncesi tanıştı. 80'li yıllarda hem liderler hem siyaset değişti. Siyasi reklam bir sektör oldu. Aziz vatandaşlarım, 6 Kasım 1983 Pazar günü... Kampanyamızın öyle özel bir sloganı yoktu. Çünkü Türkiye'nin bir sloganla hallolacak sorunu yoktu. Bir mantık, bir vaatler silsilesi ve bu vaatlerin gerçekleşeceğine dair bir umut beklentisi vardı. 2002'de hayatını kaybeden Ege Ernar, Turgut Özal'ın reklamcısıydı. 1983 genel ve 84 yerel seçim kampanyalarını o organize etti. O yıllarda artık birçok evde televizyon vardı ve seçimlerin vazgeçilmez aracı olmuştu. Turgut Özal televizyonu her fırsatta kullandı. Ayda bir TRT'de yayınlanan İcraatın İçinden programında yaptıklarını anlattı. Neler yapacağımızı programımızda çok açık bir surette ifade etmiştik. İcraatın İçinden'in metinlerini Ege Ernart yazdı. Konuşurken elinde kalem tutmasını da Turgut Özal'a o önermişti. Elinde kalemi olan bir insan bir kere devamlı hesap kitap yapan insan demektir. Düşen taşınan çalışan insan demektir. Yani en azından başını çalışmadan kaldırmış, sözlerini söylemiş, tekrar işine devam edecek olan bir insanın imajıdır. Siyaset tarihinin en çok akılda kalan sloganı "Yeter söz milletindirse" muhtemelen ikincisi de SHP'nin limon kampanyasıydı. Reklamcılar bir limon gibi sıkılmak deyiminden yola çıktı. Vatandaşa 5 yılda limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı diye sordu. Limon kampanyası 1987 seçimlerine damgasını vurdu. 5 yıl daha bu masalları dinlemeye, bir limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı? Limon kampanyasının yaratıcılarından biri Mehmet Ural'dı. Özal'ın 4 yıllık iktidarı döneminde çok iddialı olduğu halde çözemediği önemli bir problem vardı. Hayat pahalılığı. Onun uygulamalarıyla enflasyon çok yükselmişti. İnsanlar ciddi bir geçim sıkıntısı içindeydiler. Tabakaya düşünmüyor ki Özal. Hep holdinglerle. Mahvoldu. Yıl 1985. Dedi ki artık bu yıl hedef %25. Sonuç? Pahalılık %45 arttı. Bizim yaptığımız hayat pahalılığının seçmen üzerindeki hangi duyguları harekete geçirdiğini, hangi duyguları yarattığını görmekti. Zaten bildiğimiz gibi müthiş bir öfke, müthiş bir kızgınlık vardı. Limon gibi sıkıldığını hayat pahalılığıyla anlattığımız zaman o hemen kendisini gördü, kendi duygularını ve kendisini gördü. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Yüzünüzü güldüreceğim. Gazeteler limon esprisini manşetlerine taşıdı. ANAP, SHP'nin limon kampanyasının etkisini azaltmak için gazetelere siyasi gaf, milli ayıp diye ilanlar verdi. Oy uruna, millet limona benzetilemez denildi. Ancak bu haberler de limon kampanyasına olumlu etki yaptı. Özal bildiğiniz gibi o zaman çağ atlamak diye daha ileriye dönük vaatler veya daha ileri dönük umutlarla bugünkü problemleri örtmek istiyordu. Halbuki bizim de bildiğimiz şey seçmenin hem uzun dönemde hem de kısa döneme karşı duyarlılıkların az olmasıdır. Seçmeni en çok ilgilendiren bugünkü hayatında yaşadıkları sorunlar veya umutlardır. Limon kampanyası SHP'ye iktidar getirmedi ama başarılı oldu. %12'lerde seyreden kamuoyu desteği 87 seçimlerinde %24'e çıktı. Bir seçim kampanyası. Çok iyi bir slogan, muazzam şiir gibi bir dize ya da çok güzel bir şarkı demek değildir asla. Doğrudan kampanya o lidere, o adaya ve ülkedeki o günkü beklentiye, o günkü politik iklime uygunsa sonuç yaratabilir ve fark yaratabilir. ...1989 yerel seçimlerinde İstanbul'da ANAP'lı Bedrettin Dalan'la SHP'li Nurettin Sözen'in mücadelesi vardı. Haliç derler sana, adın dillerde, güzel
Nurettin Sözen diyor ki: değerli hemşehrilerim, her mahalleye otomatik çamaşır makineli bedava bir çamaşırhane. Nurettin Sözer'in sloganı tek çare doktordu. Elini yumruk yapıp baş parmağını kaldırdığı bir hareketle objektiflere poz veriyordu. Bu hareket bir kararlılık ifade eden, okey diyen, yani seninle anlaşma halindeyim, taleplerini biliyorum, isteklerini biliyorum, ihtiyaçlarını biliyorum. Dolayısıyla seninle beraber bunları çözeceğiz anlamına gelen bir kararlılık işaretidir. Bu böyle değildir. Böyle de bir başka partinindi biliyorsunuz. Bu işaret Necmettin Erbakan'ındı. Bu birçok anlama geliyor. Yani Allah'ın birliğinden ümmetin birliğine, İslam'ın birliğine kadar bir siyasi mesaj veren bir semboldü. Özal bu sembolü değiştirdi. Başının üzerinde iki elini, parmaklarını birleştiren, kenetleyen, yani birlik, beraberlik, o siyasetin klasik mesajı, birlik, beraberlik ve güçlü olarak birlik, beraberlik mesajı şeklinde onu ifade etmekti. Makamsız, mekansız, imkansız, iktidarsız bir belediye başkanı ister miydiniz? Ya da para para düşünen bir belediye başkanı ister miydiniz? ANAP'ın bu ilanları çok tartışma yarattı. Dönemin başbakanı Turgut Özal, belediye başkanlarının hizmet edebilmesi için iktidardaki partiden olmaları gerektiğini böyle anlattı. Bu taktik işe yaramadı. SHP 1989 belediye seçimlerinden galip çıktı. 91 seçimleri yaklaşırken Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı koltuğundaki ikinci yılındaydı. ANAP'ın başındaysa artık Mesut Yılmaz vardı. Seçim şarkısı o günün en popüler bestelerinden, orijinalini Sezen Aksu'nun söylediği Hadi Bakalım'dı. Hadi bakalım sandıklara, 2000'li yıllara, 20 Ekim pazar günü bütün oylar ANAP'a. Hadi bakalım sandıklara, 2000'li yıllara, 20 Ekim pazar günü bütün oylar ANAP'a. 91 Türk popunun da patladığı yıldı ANAP. Hadi Bakalım'la yetinmedi, Yonca Evcimik'in abonesinin sözleri değiştirildi, o istendi. Benzesindir, ben okumadım. Sözler fena değil. Yani öyle demeleri lazım zaten. Biz iyi değiliz diyecek halde. Orijinali nasıl sözler? Aboneyim abone, biletleri cebimde, ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı. Sizin şarkınız o dönemin bir numaralı şarkısıydı ama şarkıyı kullananlara bir numaralı getirmedi. Yarım okuş, evet getirmemiş. Normal, ben söyleseydim farklı olabilirdi, o da bir şiir. Sözleri, düzenlemesi, tabii canım bunlar işin şaka tarafı. Demek ki uğurlu gelmemiş dediğim, bana çok uğurlu geldi. 1991 artık politikacı imajının konuşulduğu bir seçimdi. ANAP, ünlü Fransız reklamcı Jacques Segula ile anlaştı, ortaya Mesut Yılmaz'ı eli çenesinde gösteren fotoğrafı çıktı. Bunun muhtemelen anlamı, ben güven veren bir liderim. Yani ben işini bilen, kararlı bakan, ne dediğini bilen, bir bu tıpkı Özal'ın 1983 bu icraatın içindenle başlayan kalem tutması gibi. Haydi! 21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye. Haydi! ANAP'ın kampanyasına DYP, Süleyman Demirel'in elleri cebindeki afişleriyle yanıt verdi. Demirel şeffaflık vurgusu yaptı. Karakol duvarları camdan olacak dedi. DYP tek başına iktidar. Haydi! DYP tek başına iktidar. Haydi! 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 DYP tek başına iktidar. Ama Demirel'in en büyük kozu iki anahtar vaadiydi. Projelerini seçim videolarında kurmaylarını anlattırdı. Hedefimiz herkese iki anahtar. Her aile bir ev, bir de araba sahibi olabilmeli. Cumhuriyet döneminin en güçlü ekonomik programını getiriyoruz. Evet. Bu yeşil kartla sağlık hizmetlerinde ücretsiz tedavi sistemini getiriyoruz. Evet. Bu kampanya Süleyman Demirel'i iktidar getirdi. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde DYP %27 oy aldı. SHP ile birlikte koalisyon hükümeti kuruldu. Bırak.
Süleyman Demirel bir fenomen tabii. Yani Türk siyaseti, siyaset hayatının içinde hiçbir zaman yıkılmayan, kendi küllerinden tekrar canlanan bir Zümrüt Anka kuşu gibi bir yapısı var olmuş daima. Vaat ve güven hep bir arada yürümesi lazım. Yani herkese iki anahtar, işte şeffaf, o bu. O dönemde o iki anahtar meselesi sonra çok ciddi sorun oldu DHP'nin başına. Bunlar değil mi 91 senesinde eline iki tane anahtar alıp çıkan? Ne mi? Herkese bir otomobil, bir ev verecek mi? Ne gördük arkadan? Bunlara güvenip döviz otomobil alanlar intihar ettiler. Yaşanabilir bir çevre istiyorum. O halde Refah Partisi. Refah Partisi 1991'deki seçim kampanyasında Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarını kullanmadı. Onun yerine iflas etmiş esnaftan, hakkını arayan işçiye, bir hayat kadınından liseli bir gence farklı farklı hikayelere yer verdi. Babamı işten attılar. Aylardır işsiz. İnsanımızın karnı doymuyor. İki yakamız bir türlü bir araya gelmiyor. 1991 Refah Partisi kampanyası tam bir sosyal demokrat kampanyadır. 1991 Refah Partisi kampanyası tam bir adalet kampanyasıdır. Adil düzen kavramı ilk kez bu kampanyayla kullanmaya başlamıştır. Refah Partisi sadece televizyon ve radyo ile yetinmedi. Adam adama markaj, kapı kapı propaganda gibi taktikler kullandı. Partililer ev ev dolaştı, oy istedi. Vaatlerini seçmenle yüz yüze temas ederek anlattı. Öyleyse durmuyoruz. Bacılarım ve değerli beyefendi kardeşlerim, şu kalan kısa sürede kapı kapı dolaşıyoruz. Şimdi televizyonda, o zaman radyolarda bir konuşma yapıyorsunuz, on binlerce veya daha fazla kişi dinliyor. Siz ise ev ev dolaşıp birkaç kişiyi anlatacaksınız. Ama biz yılmadık. Bakın biz buyuz. Eğer bizi isterseniz şu 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 güzellikler bu memlekete hakim olur diye ev sohbetleri, evde 15-20 kişi gidiyordu. Ben de dahil, Erbakan hocamız da dahil, hepimiz gittik o toplantılarda konuştuk. ...1987'de kampanyasına limon kullanan SHP bu kez matruşkalardan faydalandı. Verilmek istenen mesaj aslında yok birbirlerinden farklarıydı. Türkiye'nin farklı bir lidere ihtiyacı var. Rus kültürüne ait bir nesnedir matruşka. Bu kampanyayı anlayabilmek için matruşkanın ne olduğunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla aslında çok kreatif bir kampanya olsa da sonuçta SHP'nin oy almasına hiçbir katkı sağlamamıştır 1991 SHP kampanyası. Paylaşılamayan şarkılar da vardı. Dönemin popüler bestesi Karlar Düşeri hem ANAP hem de SHP kendi yazdıkları sözleriyle kullandı. Umutla beklenen o günler geliyor. Aydınlık pırıl pırıl günler geliyor. Oylar SHP'ye. SHP geliyor. Yüzüm yılmaz, gözü pek bir hiç yılmaz. Ana vatan arı gibidir, hiç durmaz. 1991 seçimleri Türkiye'de koalisyonlar dönemini yeniden başlattı. 94 belediye seçimlerine giderken iktidarda DYP-SYP koalisyonu vardı, ancak Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olmuş, Erdal İnönü ise SHP Genel Başkanlığından ayrılmıştı. Yerlerine Tansu Çiller'le Murat Karayalçın geldi. DYP, Tansu Çiller'in Saraybosna ziyareti sırasında çelik yelekle çekilmiş fotoğraflarını kullandı. Terör bitecek mesajı verildi. PKK terörünün yer işgal etmeye başladığı bir dönemdir. Ve bu dönemde bu konu o kadar gündemin önünde ki hani bir yerel seçimde bile hükümet bu konuda vaatlerde bulunarak destek bulmaya çalışıyor. Murat Karayalçın SHP lideri olmadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. SHP'nin yerel seçim kampanyası da Karayalçın'ın yaptıklarının özeti gibiydi. Karayalçın'ın Ankara'ya yaptığı hizmetlerin Türkiye için de başarılı olacağı vurgulandı.
vatandaşa söylenen şeyler şu tür şeylerdir. Biz Ankara'da nasıl bir metro yaptık ona bakın, Türkiye'de neler yapacağız oradan anlayın gibi. Ya da Ankara'da çevreyi nasıl değiştirdik, Ankara'da kentsel dönüşümü nasıl başardık, bunlara bakın. Dolayısıyla ne tür bir belediyeciliğin sizi beklediğini görün diyen kampanya örnekleri. MHP ilkeli siyaset, ilkeli yönetim diyerek oy istedi. İstanbul adayı Ahmet Vefik Alp ise projeleriyle gündeme geldi. Benden önce benim hatırladığım kadarıyla adaylar hep sloganlarla gelir ve kampanya yaparlardı. Somut bir proje, bir veri gösteren olmuyordu. Benimle beraber bir ekol açıldı. Belki benim şehir plancı ve mimar olmam ve bir akademisyen olmamın getirdiği artılarla ben insanların karşısına projelerle çıktım. ...1994'te Refah Partisi Türkiye'nin teminatı kampanyasını yaptı. Afişlerde, resimlerde liderleri Erbakan'ın görüntüsü kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan Refah'ın İstanbul adayıydı. Erdoğan seçim kasetleriyle kendini seçmene tanıttı. Efendim bizim aile hem baba hem de anne tarafından Rizelidir. Babam ta şirketi Hayriye'den beri İstanbullu ve denizcidir. Kaptan olarak emekli oldu. Ben 1954 yılında Kasımpaşa'da doğdum ve ilkokulu Beyoğlu Piyalepaşa İlkokulu'nda bitirdim. Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dan hepinize merhaba. Dillerde, türkülerle, ellerde, çiçeklerle, gönülde, sevgilerle refahın. 1940'lardan tek parti döneminden başladık. 94 belediye seçimlerine kadar anlattık. Ancak seçim kampanyalarından bahsediyorsak altını çizmeden geçemeyeceğimiz bir örnek daha var. O da Cem Uzanlı Genç Parti. Genç Parti 2002 Temmuz'unda kuruldu, Kasım'da genel seçime girdi. Bu kadar kısa sürede, yani sadece 4 ayda öyle bir kampanya yürütüldü ki Genç Parti %7 oy almayı başardı. Gençlik Marşı ile kürsüye çıktı. Her zaman kolları sıvalıydı. Beyaz gömlek giydi, kalabalıkların arasına daldı, seçmene dokunmadan ilerlemedi. Şarkıcılar ve türkücülere konser verdirdi, yemek dağıttı. Bunlar Cem Uzan'ın mitinglerindeki olmazsa olmaz görüntülerdi. Siyasilerde dokunmak önemli. Cem Uzan'ı görüyoruz. Seçmenleriyle hep tokalaşıyor, dokunuyor. Evet, şöyle yapıyor, öyle yapıyordu. Çok erkeksi ve maço bir dokunuş tarzı. Bu anlamı var tabii. Yani bir sıcaklık, samimiyet ifadesi. Ben senin yanındayım, seninle beraberim, senin için buradayım deme ifadesi. Bunu en şık, zarif yapan da Tansu Çiller hanımefendiydi. O böyle enteresan yapıyordu. O böyle yukarıdan uzatıyordu eli. Aynen şu, eliniz altta kalıyordu. Evet, böyle. Bir de siyasilerin el sıkışması var biliyorsunuz. O da yani kariyer yapmış olanları şöyle bakın uzatın. Size getiriyor böyle. Kendi elini burada tutar. Siz böyle yaklaşmak zorunda kalırsınız ona yani. Bu da bir hakimiyet ifadesi. Nereye bakıyor hele, peki o sırada? Şimdi çok enteresan. Tansu Hanım mutlaka gözlere bakar. Eye contact derler buna Batılılar. Böyle gözlerin içine bakar. Pek çok siyasetçi dikkat etmez ona. Böyle buradan el sıkışarken böyle oraya bakar, buraya bakar. Bir sonrakine bakar böyle geçerken. Hasan Celal Güzel'i tabii hiçbir zaman ihmal etmeyelim. O da böyle. O öpüşürdü. O öpüşürdü böyle. El buradan atar öpüşürdü yani. O yüzden. Öpüşme rekoru da kırmışlar. Kırmıştı evet. Dokunma meselesini bizim ortak ruhu şekillenmemizde ülkemizde fazla da abartmamak lazım. Herkes dokunmaktan pek hoşlanmaz bizim ülkede. Dikkat etmek lazım yani. Fakat dikkat ederek yapılırsa etkilidir öyle değil. Haydi! İşsizliğin yoksulluğun bitmesi için. Haydi! Toplumsal uzlaşma için. Haydi! Demokrat büyük Türkiye için. Haydi! Korunur iktidarı. 21 Ekim sabah doğacaktır. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Anam çamış kanlarıdır, banlar arasından gelir. Anam çalış kanlarıdır, banlar arasından gelir. DSP iktidarında ne baskı ne eziyet. Hayırlı evlat gibi hayırlı devlet, 20 Ekim'de ak güvercine evet. İnanç ve düşünce özgürlüğü yok. Başörtümden dolayı fakülte son sınıftan atıldı. İnsan hakları korunmuyor. Anayasa insan haklarını hiçe sayıyor.
Refah Partisi. Yeni bir dünya. Çaresi var. Çare bizde. Büyük Çağrı. Yeter. Hak milletin. Millet için yürüyecek. Milli anayi anarcısın bu yürek. Kampanyalar tek başına seçim kazandırmıyor ama rakipler arasındaki yarış başa baş gidiyorsa önemli etkiler yapabiliyor. İşin püf noktası kampanyanın hem partiye lidere hem de zamanın ruhuna uygun olması. Gelecek bölümde iz bırakan belediye başkanlarını anlatacağız. İşte onlardan birkaçı. Vedat Dalokay, Ankara'nın efsane belediye başkanlarındandı. Diktatör Franco döneminde 5 tane 18 yaşında altındaki genci fikir suçundan dolayı idam ettiler. Babam da tepki vermek için bu olaya İspanya Büyükelçiliği'nin elektriğini, suyunu ve hava gazını kesti. Osman Kibar, namı diğer Asfalt Osman, İzmir'in 1963'te seçilmiş ilk belediye başkanıydı. Dedem asfaltı İzmir'e ilk getiren, asfaltı yolu ilk yapan insan olmuş. Bütün yollar tozlu topraklıymış. Asfalt yapınca dedeme herkes Asfalt Osman lakabını takmış. 1973'te İzmir Belediye Başkanı olan İhsan Alyanan lakabı Boksör İhsan'dı. Sen ne demek istiyorsun bana? Rüşvet mi teklif ediyorsun? Der demez adama bir yumruk vurdu. Adam 2.80 yerde. Dişleri döküldü.